Böylece şimdilik okulların tatile girdiği yaz döneminde uygulanacaktır. 1 Temmuz'da Ankara'daki 62 ilk ve orta dereceli okula gönderilen birer genelgeyle bu projenin başlatılması isteniyordu. Böylece öğrencilerle birlikte yöre gençleri olanaklar ölçüsünde cadde ve sokaklarda spor yapmaktan kurtarılmaya çalışılacaktı. İşte görüntülerimiz bu genelgeye uyan iki okuldan biri olan Anıttepe Lisesi'nde. Öğrenci ve yöre gençleri günde 4 saat Anıttepe Lisesi spor salonundan yararlanabiliyorlar. Görevli öğretmenler yönetiminde basketbol ve masa tenisi dallarında çalışmalar yapılıyor. Berna, buraya her zaman gelebiliyor musun? Tabii her zaman gelebiliyorum ve burada bulunan araç gereçlerden kolaylıkla yararlanabiliyorum. Bu herhangi bir formaliteye bağlı değil mi? Bağlı. İlk başta buradan bize formlar veriyorlar. Onları dolduruyoruz. Doktora gidip muayene olduktan sonra bize buradan bir kart veriyorlar ve kolaylıkla okula girebiliyoruz. Bu formaliteleri tamamlamak için herhangi bir güçlükle karşılaştın mı? Hayır, çok kolay oldu. Hemen formları doldurdum. Doktora gittim ve okula geldim de kartı verdiler. Hangi branşta çalışıyorsun burada? Basketbol. ...30 binin üzerinde kart tüm Ankara okullarına dağıtılmak üzere okulumuz tarafından hazırlanmıştır. Bugüne kadar kaç okul başvurdu kart almak için? 5 okul 50'şer kart aldılar. 20 okulda yaptığımız araştırmalarda sadece 2 okulda bu uygulamanın başladığını gördük. Bazı okullar uygulamayla ilgili duyuruyu asma gereğini bile duymamışlar. Araştırma yaptığımız bazı okullarda yöneticiler hazırlıklarını tamamladıklarını ancak başvuran olmadığını açıklarken, bazı yöneticiler salonlarının olmadığını, okul bahçesinde yapılan spor çalışmalarınınsa camların kırılmasına neden olduğunu söylediler.